İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye ekonomisini analiz etti. Bölgesindeki her gelişmede aktif rol oynayan, çatışma yaşayan başkentlerin arasında arabuluculuk yapan Ankara'nın uluslararası arenada güven tazelediğini yazdı. Yatırımcı sayısının daha da artmasının beklendiğini kaydetti. Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen hamdolsun günden güne artıyor. İki yıl önce Adana'da uluslararası sermayenin Türkiye'ye olan ilgisini bu sözlerle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günden bugüne her ekonomik mesajında yabancı sermayenin önemine değindi. O mesajlardan sonuncusunu da 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde verdi. Sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz. Enflasyonun tek haneye indirilmesinin hedeflenmesi ve sıkı para politikası yabancı yatırımcı için Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyor. Hükümete olan güvenin perçinlenmesiyle dış finansmanda yaşanan problemler de çözülüyor. Haziran'dan bu yana bankacılık ve finansal kuruluşlar yurt dışından toplam 10,4 milyar dolar dış finansman sağladı. Bu, ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin ekonomisini analiz eden İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'a konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdam, üretim ve ihracatın önemine değindi. Ekonomi gazetelerinin lokomotifi olan İngiliz medya kuruluşunda Türkiye'ye güven artıyor başlıklı haberde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in New York'ta Goldman Sachs Genel Merkezi'nde yatırımcılarla bir araya geldiği de hatırlatıldı.